Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Sayın Fahri Erenel şimdi bizlerle birlikte. Sayın Erenel, hoş geldiniz gün ortasına. İyi yayınlar diliyorum. Efendim, Dağlık Karabağ zaferi sonrası aslında Ermenistan'da hareketlilik, özür dilerim, hiç durmadı. Bu açıdan değerlendirmenizi de isteyeceğim ama bir hezimet, sonrasında sürekli sert tonla mesajlar veren bir Paşinyan vardı. Ve bugün de Ermenistan ordusundan gelen Reuters'un bilgileriyle bir açıklama, istifasını istedi. Hayır diyor Paşinyan. Sokakta taraftarlarıyla yürüyor. Bir açıklama yapacağım diyor. Genelkurmay Başkanı da görevden aldı. Nasıl okumak lazım olan biteni? Paşinyan ne yapıyor? Ermenistan'da neler yaşanıyor? Hem zamanlaması hem süreçle ilgili ne dersiniz? Tabii bütün bu zamanlamayı esasında Amerika Birleşik Devletleri ile Biden'la durumun kesinleşmesi, Biden'ın ve bakanlarının veya temsilcilerinin uluslararası arenada boy göstermeleriyle birlikte biraz daha netleşmeye başladı. Esasında Rusya Paşinyan'dan asla memnun değildi. Yani bunu birçok kez de deklare etmişti. Hatta Putin'in doğrudan doğruya 6 maddelik bir manifestosu vardı açıkçası. Altın ve özellikle Amerikan Büyükelçiliği'nde yer alan çok sayıda Amerikalıların iade edilmesi, Rus askerlerine karşı olan olumsuz davranışların düzeltilmesi, Ermenistan Meclisi'nde Rusya aleyhine sözlerin, milletvekillerinin bunu söyleyen kişilerin engellenmesi, Rusya diline tekrar önem verilmesi gibi bir takım hususlar vardı. Paşinyan bunların büyük bir kısmını yerine getirmediği gibi Rusya'nın da esasında bütün karşı koymasına rağmen Ermenistan'a karşı, Ermenistan Azerbaycan'a karşı Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk başta elbette Rusya'nın müsaade etmesi diye algılanıyordu ama Rusya'nın bütün istihbarat bilgilerini dinlemesine rağmen Ermenistan'ın durumunu Amerika'dan ve Fransa'dan çok daha iyi tahlil ettiği için Ermenistan'a Dağlık Karabağ bölgesinde bir açık kapı bıraktı. Yürü bakalım evet, nereye kadar yürüyeceksin dedi. Ve bunun sonucunda da 44 gün sonucunda da Rusya tahmin ettiği gibi Ermenistan Silahlı Kuvvetleri darmadağın oldu. Ve bunun arkasından da Ermenistan'da bir takım karışıklıkların çıkacağını da biliyordu. Bütün bunlarla birlikte Rusya iki önemli hamlesini gerçekleştirdi. Bir, daha evvel de ifade ettiği gibi iki kez barış gücü olarak yerleşmek istediği Dağlık Karabağ'a yerleşmiş oldu. 2000 tane ve daha da fazla askerle. Yani Güney Kafkasya'nın tam kalbinde Rusya duruyor şu anda. Ve dolayısıyla arka bahçesini sağlam almış durumda. İkincisi, Ermenistan'da Paşinyan'ı, Amerika'nın ve Fransa'nın desteğine de güvendiği için iktidardan uzaklaşması mümkün olmamıştı. Çünkü onun döneminde Gümrük'teki askeri birliğe ve diğer üstlere Rus askerlerine yönelik çok ciddi bir takım taciz eylemleri, saldırılar giderek artan boyutlardaydı ve bu konuda da uyarmışlardı. Çünkü Ermenistan'ın ekonomik desteğini her açıdan sağlayan Rusya'ydı. Evet. Ve dolayısıyla Rusya esasında bu süreçte, bu mağlubiyette Paşinyan iktidarının değişmesini öncelikle hedefledi. Ancak bu süreçten Paşinyan'ın ancak Ermenistan'ı da çıkarabileceğini, çünkü Azerbaycan'la İlham Aliyev ile yapılan anlaşmanın karşı muhatabı Paşinyan'dı. Dolayısıyla bu geçiş sürecinde Paşinyan'ın mutlaka ülkenin başında olmasını önceliklendirdi. Yoksa Paşinyan Putin için ve Rusya için olmazsa olmaz bir kişi değildi. Kendisinin açık ve net olarak Batı yanlısı olduğunu biliyordu. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın, işte Fransa'nın mecliste, senatoda kabul edilen Dağlık Karabağ yönetiminin özelliklerinin kabul edilmesi, Belçika Meclisi'nde kabul edilmesi, bütün bunları da üst üste koyduğumuzda Amerika'nın ve özellikle Fransa'nın Paşinyan üzerinde etkisinin giderek arttığını göstermeye başladı. Oysa toplum, vatandaşlar yoğun kış şartlarının ağırlığı, ekonomik açıdan durgunluk ve diğer bütün konuları ve Dağlık Karabağ'da da 94'ten beri ellerinde tuttuğu altın madeni dahil her şeyi rahatlıkla kullandıkları bir takım gelirlerden de ciddi bir şekilde yoksun olmaları ve üçte ikisinden fazlasını da Azerbaycan'a çok sayıda zayiat vererek kaptırmaları Ermenistan toplumunda oluşan kaosu ve hükümete yönelik olan tepkilerin artmasına yol açtı. Burada zaten bir huzursuzluk vardı. Özellikle bunun etkisinde Dağlık Karabağ yönetimiyle Paşinyan arasında da ciddi tezatlar vardı ilişkilerinde. Dağlık Karabağ yönetimi
Dağlık Karabağlı bugüne kadar Ermenistan Cumhurbaşkanları Sarkosyan ve önceki dahil hep Dağlık Karabağlı kökenli insanlar olmuştur. Paşinyan'ı Dağlık Karabağ kendine kabul etmediler ve hatta Dağlık Karabağ'ın bu şekilde kaybedilmesinde de Paşinyan'ın rolünü olduğunu da iddia ettiler. O yüzden ordu da zaten Paşinyan'a karşı ciddi tepkiliydi. Yani yapılan yanlış strateji ve uygulamaların buna yol açtığı iddiasındaydı. Ve en önemlisi Ermenistan ordusu eşittir Rus ordusudur. Yani Gürü'de büyük bir askeri birliği, bir hava üssü, bütün silahları, mühimmatı Rusya tarafından sağlanan, istihbarat bilgileri Rusya tarafından verilen bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin Rusya'nın bilgisi olmaksızın böyle bir hükümete karşı iktidarı bırak çağrısında bulunması pek sıradan bir şey değil. Yani Rusya, Paşinyan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın artan etkisini görmeye başladı ve artık kendisine nasıl Azerbaycan'a eğer ateşkes ilan edilmeseydi 3 gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını ele geçirecekti. Biz de telefonlarda bunu söylüyorduk, televizyonlarda. İşte Şuşa'dan sonra hemen Hankent'i ve arkasından Hocalı'nın ele geçirileceği ve Laçin'den güneye inileceğini söylüyorduk. Ve Rusya bunu görerek engel oldu. Ve Paşinyan'a toparlanması için bu geçiş sürecinde ordunun ve ülkenin başında kalması için bir zaman tanıdı. Ve bence Paşinyan bu zamanı olumsuz zamanı tüketerek harcadı. Ve Rusya burada ikinci kez müdahale etti diye düşünüyorum. Rusya'nın müdahalesi mi olduğunu söylüyorsunuz bu noktada? Evet, yani burada Paşinyan'ın yönünü biliyoruz çünkü. Putin, Paşinyan ilişkilerini ve Paşinyan'ı iktidara getireni de yine renkli bir devrim gibi Batı'nın etkisiyle ve bunu destekleyebilmek için Fransa'nın, hep örnek verdik, senatosunda hiç yokken Dağlık Karabağ özerk yönetimi tanınması, Paşinyan'ı desteklediklerini ifade etmesi, Minsk grubunun tekrar faaliyete geçeceğini ifade etmesi, artık Minsk grubu tarihe karıştı. Yani bu Fransa, Amerika ve Rusya yerine Rusya, Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan dörtlüsü gibi bir yapı karşımızda. Asla buraya müdahale olamayacaklar. Ancak Amerika ve Fransa açısından ciddi bir hezimet bu. Yani Kafkaslar gibi önemli bir bölgeyi, Orta Asya'ya açılan yolun kapısını Rusya'ya tamamen terk etmiş oluyorlar. Bunu açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'dan açıklama geldi Sayın Erenel şu saate kadar. O da Kremlin sözcüsünden gelen bir açıklama vardı. Ermenistan'ın iç meselesi anayasal çerçevede kalınmalı dedi. Ama Ermenistan Batı destekli olduğunu siz de belirttiniz. Özellikle Fransa, değil mi? Çok destek veriyordu. Evet, yine Amerika'nın çok desteğini biliyoruz bu Karabağ'daki çatışmalarda. Sadece kendi seçime gidiyordu Biden hükümeti ve orada bir karışıklık vardı. Çok böyle sesli dile getirdiğini görmedik ama Ermenistan desteği olduğunu biliyoruz. Peki Amerika tarafından bir açıklama gelecek mi sizce? Amerika'dan nasıl okunacak? Çünkü Paşinyan'ı destekleyen onlar. Amerika klasik olarak Rusya'nın elini çekmesi yönünde muhtemel açıklama yapacaktır. Çünkü Biden ve Amerikan Savunma Bakanı en son NATO toplantısında da dediler ki bizim için birinci tehdit Rusya'dır. Bunu açık ve net olarak söylüyorlar. Dolayısıyla esasında Rusya ilk kez kendi desteklediği bir ülkenin kendi sistemi dışında kalan bir ülkeye mağlup olması için de bir şekilde müsaade etti. Yani Azerbaycan, geçmiş tarihe baktığımızda Rusya'nın ve Sovyetler Birliği'nin kontrolünde olan bir ülkenin herhangi bir şekilde bir çatışmaya girdiğinde Rusya hep müdahale olmuştur. İlk kez Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında bu 44 günlük sürenin neredeyse tamamında asla müdahale olmamıştır. Çünkü bir stratejisi vardı. Ermenistan'ın ve Paşinyan'ın ders almasını istiyordu. Batı'ya yönelik davranından dolayı ekonomik açıdan burada yapılan savunma harcamaları, bakın 2020 yılının savunma harcamaları verileri açıklandı. İsrail'den sonra dünyada en çok savunma harcaması yapan bu ekonomik durumuna rağmen Ermenistan. Azerbaycan 17. sırada yer alıyor 2020 yılı verilerine göre. Bütün ekonomik yoksulluğuna rağmen, yetersizliğine rağmen silaha bu kadar yatırım yapılıyor. Elbette kaynaklar farklı yerlerden geliyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı açılımda Rusya'nın buradan elini çekmesi gerektiğini, aynı onun gibi Ermenistan kendi anayasası ve kendi halkın özgür iradesiyle bu konuda karar vermesi, anayasal çerçevede tedbir alması gerektiğini söyleyecektir. Hemen arkasından Fransa da söyleyecektir ama
Burada Gelecek diyorsunuz Amerika Birleşik açıklamalar. tabii yani bu şekilde geleceğini düşünüyorum. Ben saat 4'teki bu Paşinyan'ın Paşinyan yapacağı açıklaması. söylenen açıklamasını beklendiğini değerlendiriyorum. Evet, peki bizi ne kadar ilgilendiriyor? Şimdi burayı da çok kısaca değerlendirelim ama müsaadenizle yönetmenim ne kadar vaktim var? Peki 5 dakikamız var. Bizi ilgilen tarafıyla konuşalım mı? Sayın Aliyev ve Sayın Biz Cumhurbaşkanı'nın evet. açıklamaları vardı. Bir altılı platform. Ama Ermenistan'da değil mi? Bu platform içerisinde yer almak istiyor. Evet. Çünkü Ermenistan'ın başka çıkışı yok. Ermenistan'ın tek bir çıkış yeri var, Türkiye. İşte buradaki meşhur Alican sınır kapısının açılması. Çünkü Ermenistan ve Nahçıvan'a, Gürcistan'a, Türkiye'nin, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ilişkilerinin bu ülkelerin gelişimine nasıl katkı yaptığını, ticareti, insan alışveriş için geçişleri, turizmi bunu canlandırdığını görüyor. Bir taraftan turizme bağlı olan bir ülke, diğer faaliyeti kumardan çok ciddi para kazanan bir ülke. Onun dışında Dağlık Karabağ'daki işte bu tür altın madeni rezervlerinin Rusya üzerinden satışıyla para kazanılan bir ülke bu. Bir de diasporadan gelen destek var tabii. Fransa ve Amerika'nın desteği de var. Bütün bunlara baktığınızda enerjisinin %60'a, %45, 50'sini, 60'a yakını Rusya'dan alan, bir meşhur o döküntü santralini Rusya'ya para vererek çalıştıran, çünkü kendisi de çalıştıramıyor, bir Rus şirket çalıştırıyor ve bunun karşılığında ona da para ödüyor. Bütünüyle her şeyini, istihbaratı dahil Rusya'ya kaptırmış ve bağlamış olan bir ülkeden söz ediyoruz. Bunun karşısında Türkiye ile bu çerçeve içinde ilişkiler gelişseydi, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin elbette iyi duruma gelmesi mümkün olabilirdi. Ancak Paşinyan'ın arkasında Fransa özellikle olduğu müddetçe bu ilişkinin tam anlamıyla tesis edilmesi asla mümkün olmaz. Çünkü Fransa'nın Ermeniler üzerindeki etkisini hepimiz geçmişten beri biliyoruz. Burada Evet. Türkiye, Rusya ile bu bölgeye zamanında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı. Biz Sayın Putin'le görüştük ve karşılıklı kırmızı çizgiyi belirledik. Bu çizginin geçilmesine asla müsaade etmeyeceğiz demesi esasında bu bölgede Rusya ile Türkiye arasında belirlenmiş bir ilkelerin olduğunu ve diğer taraftan da ortak askeri merkez konusunda herkes bazı zaman dediler ki işte efendim ne yapacak ne edecek ama bu merkezin ne kadar önemli olduğu bu gelişmeler karşısında bir kez daha ortaya çıktığını düşünüyorum. Ve ilginçtir esasında Dağlık Karabağ'da imzalanan bu 9 maddelik anlaşma da büyük ölçüde yürürlükte ve birçoğu da gereği de yerine getirildi. Bu Rusya ve Türkiye'nin özellikle konu üzerinde Rusya da biliyor. Türkiye'nin konuyu yakından takip edeceğini, merkezle ortaya çıktığına göre Türkiye bu anlaşmanın ne ölçüde uygulandığını artık gelişmiş teknolojiye sahip İHA'lar, uydu sistemlerinden an be an görüntüleyebiliyor. Dolayısıyla Rusya'nın burada inkar edecek, herhangi birine destek sağlayacak bir pozisyon da yok. Bakın ihlaller giderek azalmaya başladı. Türk gözlem noktasında Türk askerlerinin, subaylarının yer almasıyla birlikte ve artık bundan sonra bu ateşkes anlaşması geçici tabii bir şey. Sonuçta ateşkes. Peki orada bir Alıcı sorun bir yaratır mı burada yaşananlar? Orayı etkiler mi? Elbette yani bu oradaki gelişmelere bağlı olarak Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kendi topraklarını ele geçirmesini hazmetmeyen birçok gruplar var. Bunu dünyanın birçok yerinde gördük. Daha evvel Hocalı katliamını yapanların hepsi oradalar gene. Bir kısmı hiçbiri de yargılanmadı bile. O insanlar orada duruyor. Bir kısmı bunların elbette Rus'tu, Rus askerleriydi. Ve dolayısıyla bu kişilerin bu tür eylemlerde bulunma, bölgenin coğrafi yapısından da kaynaklanarak, Ermenilerin kontrolü altında olan bölgelerden sızarak, çünkü sınırlar böyle tel örgülerle çekilmiş, tam korunaklı bölgeler değil. Bu tür eylemlerde bulunabilirler elbette. Ve Dağlık Karabağ'da asayişin bozulduğunu, daha evvel asayiş olduğunu ve aynı zamanda Ermenistan'a tekrar bağlanmak istedikleri gibi bir takım deklarasyonda bulunabilirler. Tabii bunları da görebiliriz. Dikkatli olmak gerekiyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Saat 16'da da Nikol Paşinyan'ın bir açıklama yapacağını biliyoruz. Bu açıklamayı da ekranlara getireceğiz, değerlendireceğiz. Sayın Erener, çok teşekkür ediyoruz efendim.